Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda FIFA Online 4'ü açılmama sorununu nasıl çözersiniz onu göstereceğim. Sizler de adımları takip ederek oyunu oynanabilir bir şekilde getirebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca sorunuz devam ederse yorumu bekliyorum. Yorumlara da cevap vereceğim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz hata veriyor ve çalışmıyorsa ilk yapmamız gereken şey uyumluluğunu değiştirmek. Onun için sağ tıklıyorum, özellikler diyorum. Uyumuna geldikten sonra burada bu programı çalıştırıcı uyumluluk modunu tıklıyorum. Ve buradan Windows 7'yi seçmenizi öneririm arkadaşlar. En stabil işletim sistemiydi kendisi. Uygula dedikten sonra tamam diyoruz. İkinci adım olarak virüs koruma programımızı kapatmamız gerekiyor. Bazen bu programları Windows virüs olarak algılayabiliyor arkadaşlar. Böyle bir hata sizin bilgisayarınızda olmuş olabilir. Onun için sol aşağı geldim. Virüs yazdım ve virüs tehdit korumasını gördük. Tıklıyoruz. Ayarlarını yönetiyoruz. Ve burada gerçek zamanlı korumayı ve diğerlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Üçüncü adım olarak yine aramaya geleceğiz. Bu sefer de yapmamız gereken Windows güncellemelerine bakmak arkadaşlar. Ve arkadaşlar güncellemeleri denetleyeceğiz burada. En son sorumlu olmamız önemli. Çünkü oyun da yeni, ona göre Windows'da güncelleme yapıyor. Oyunun kendisi de ve orta noktada buluşuyoruz. Bizim için önemli olan çalışması olduğu için güncellemenin hepsini yapmak zorundayız arkadaşlar. Dördüncü adıma geçelim. Evet arkadaşlar, dördüncü olarak donanımların hepsinin driverlarını güncellememiz gerekiyor. Biz daha önceden videosunu çekmiştik, detaylı bir şekilde anlatmıştık. Onu sağ üstte ve aşağı koyacağım arkadaşlar. Oraya giderek de otomatik bir şekilde driverlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm yazılımımız neredeyse güncel olacak arkadaşlar. 5. adıma geçelim. 5. adım için GeForce Experience'e geldim arkadaşlar. Burada sürücüleri güncellememiz gerekecek. Ekran kartı driverları ayrı oluyor genelde. Bunda siz de AMD ise programından denetleyebilirsiniz. Ben de Nvidia ekran kartı olduğu için Nvidia GeForce Experience'e geldim. Sürücülere tıklıyorum. Burada yeni gelen sürücüyü indirip yüklemem gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak da oyunun 101 XP oyun merkezine geldim. Burada yapmam gereken şey ayarları tıklayarak oyun dosyalarını doğrula seçeneğine tıklamak. Burada dosyaları kontrol edecek ve yanlış giden bir şey varsa onu düzeltecek arkadaşlar. Böylelikle oyunun dosyalarının düzgün olduğunu anlayabiliriz. Doğruladıktan sonra şunu yapmanızı öneriyorum sizlere arkadaşlar. Buradan çıkalım ve oyunun exe'sine gelip yönetici olarak çalıştıralım arkadaşlar. Bu adımları uyguladıktan sonra oyunun çalışması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi oyun sıkıntısız bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Umarım sizde de çalışmıştır. Eğer sorun devam ediyorsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olup videoya like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. İyi oyunlar.